Herkese Teknoloji Okulu'ndan selamlar. Ben Ünsal Sarı Toprak. Bugün sizlerle beraber Asus'un Republic of Gamers serisi adı altında çıkardığı ROG Strix Scar 2'ye göz atacağız. Aslına bakarsanız ROG Strix Scar 2 pek yeni bir model değil. Daha çok güncellenmiş versiyonlarıyla karşımıza çıkan bir seri. Biz sizlerle beraber en son çıkan, yani Türkiye pazarına en yeni gelen, en son çıkan modeline beraber göz atacağız. Bu modelin adı GL704 olarak geçiyor. Bir önceki modeli ise 703'tü. Bu bilgisayarı önemli kılan bir diğer özellik ise hem yeni olmasına karşın 8. jenerasyon Intel Core i7 işlemciyle ve Nvidia'nın en yeni serisi 2000 serisinden RTX 2060 ekran kartıyla bizleri selamlıyor oluşu. Nvidia'nın geçen günlerde gerçekleştirmiş olduğu RTX 2000 serisinin lansmanına katılmıştık. Orada da 2060 ekran kartının performansını görmüştük. Bunun yanında 2070 ve 2080 ekran kartları da mevcuttu. Fakat o ekran kartları henüz Türkiye pazarına giriş yapmadığı için bizlere sadece 2060 üzerinden bir sunum gerçekleştirilmişti. Asus ROG Strix Scar 2 de Nvidia'nın en son duyurduğu 2000 serisinden 2060 ile beraber bizlerin karşısında şu anda. Oyun deneyimlerimizi gerçekleştirdik. Aslına bakarsanız 2060'ın performansı oyunlar konusunda mükemmel duruyor. Herhangi bir kasılma, herhangi bir takılma veya frame rate düşüşü yaşamadık. Sizlerle beraber de burada zaten o deneyimi tekrardan yaşayacağız. Birazcık bilgisayar hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Tasarıma baktığımız zaman bilgisayarın bir önceki modeline nazaran daha ince çerçevelerle bizlerin karşısına çıktığı çok açık bir şekilde belli olabiliyor. Üstlerden ve yanlardan çerçeveler fazlasıyla küçültülmüş. 17 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkan Strix Scar 2 özellikle büyük ekran seven oyuncular için oldukça mükemmel bir cihaz olaraktan bizlerin karşısında. 144 Hz ve 3 milisaniyelik tepkime süresiyle beraber bizlere sunulan bilgisayar, daha önce de belirttiğim gibi Intel'in 8. nesil Intel Core 7 işlemcisiyle bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Buna ek olaraktan transparan WASD tuş takımı da yine burada bizlerle beraber. Oyuncular için özel olarak üretilen bir cihaz olduğu için WASD beyaz renk kombinasyonuyla buraya aktarılmış durumda. Belki de oyun bilgisayarlarının en büyük sorunlarından biri de ısı problemi. Bu konuda da Asus ROG Strix Scar 2 bir çözüm bulmuş durumda. Hypercool Pro teknolojisi sayesinde geliştirilen soğutma sistemleri İki farklı van çıkışıyla beraber destekleniyor ve oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya destek sağlıyor bu konuda. Oyun oynarken tabii ki de o fan sesinin birazcık gücünü hissedebiliyoruz. Fakat ısınma konusunda en ufak bir problem yaşamadığımızı da burada belirtmek isterim. Birazcık daha tasarımdan devam edecek olursak, bu sefer kameramız yukarıda değil aşağıya konumlandırılmış durumda. Bunun sebebi de çerçevelerin üst ve yanlardan daha da inceltilmiş olması. Ek olaraktan bir adet HDMI ve ek olaraktan bir tane daha ekrana aktarma çıkışı bizleri burada selamlıyor. SSD kart girişi, Type-C USB ve ek olarak 4 tane normal USB girişi mevcut bilgisayarda. Tabii ki oyuncu bilgisayarlarının olmazsa olmazı RGB LED ışıklandırmaları. Asus ROG serisinin de klasiklerinden biri RGB LED ışıklandırmaları. Bilgisayarın arka kısmındaki Republic of Gamers logosundan tutun klavye tuşlarına kadar, klavye tuşlarından bilgisayarın ön kasasında bulunan ince bir çizgiye kadar her yer RGB LED ışıklandırmaları ile kaplanmış durumda arkadaşlar. Açıkçası pek bana hitap eden bir durum değil bu. Ben çok fazla ışıl ışıl klavyelerde oyun oynamayı seven bir insan değilim. Tek renk seçeneği benim için makuldür. Fakat ışıltılı bir şekilde oyun oynamayı seven oyuncuların da hoşuna gireceğini düşünüyorum. Çok fazlası LED ışıklandırmaları bizleri karşılıyor. Bilgisayar 6 GB RAM, 512 GB SSD depolama, toplamda ise 1.5 TB depolama alanını bizlere sunuyor arkadaşlar. Özellikle oyuncular için fazlasıyla yetecek bir boşluk olduğunu düşünüyorum 1.5 TB'ın. Buna ek olaraktan bilgisayar modunuzu tamamen siz kendiniz manuel veya otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Windows modundan tutun, turbo moduna kadar, oyun modundan tutun, dengelenmiş moda kadar birçok ayarlarını siz yapabiliyorsunuz. Bu ayarlar sizin bilgisayar deneyiminizi arttırmak için direkt olaraktan Asus kontrol panelinden gerçekleştirilebiliyor. Bilgisayarın ağırlığına gelecek olursak, bilgisayar 3 kilograma yakın bir ağırlığa sahip.
Oyuncu bilgisayarlarından alışık olduğumuz bir ağırlık bu aslında. Pek ben ağırlık konusunda alışamadım bu oyuncu bilgisayarların. Fakat rakiplerine nazaran pek aşağı kalır veya üstte kalır bir yanı var veya yok diyemem. Çünkü genel olaraktan zaten oyuncu bilgisayar üreten markaların en genel sorunu kasaların fazlasıyla ağır olması. Tabii ki bunu da bilerekten bu bilgisayarları satın almak istediğiniz için de bu konuda eksi bir puan vermek biraz manasız. Ama yine de genel olarak baktığımızda çerçevelerin inceltilmiş olması olumlu bir yönde etkiliyor bizleri. Çünkü oyuncu bilgisayarlarının bir diğer genel sorunu ise çerçevelerin fazla kalın ve kaba gözükmesi. Aslında tam manasıyla oyuncu bilgisayarının kaba bir tasarıma sahip olması. Ancak son zamanlarda markalar bu duruma da el atmış durumda. Artık daha estetik, daha normal dizüstü bilgisayar tasarımları bizleri karşılıyor oyun tarafında. Peki özelliklerinden bahsettik ROG Strix 2'nin. Peki oyun deneyimi nasıl? Şimdi tabii ki de bu özellikler genel olaraktan zaten internet üzerinden de bulunan özellikler. Hani burada anlatıyoruz, ediyoruz ama farklı bir deneyim sunmak için oyun deneyimini, oyun performansını göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden de biz Respawn Entertainment'ın en son geliştirdiği Battle Royale oyunu Apex Legends'ı sizlerle burada deneyimlemek istiyoruz. Öncelikle Apex Legends'dan biraz bahsedecek olursam, Apex Legends tamamen Titanfall evreninde Titanfall oyununu baz alınaraktan geliştirilmiş bir oyun. Tek garip kısmı ise Titanların oyunda olmuyor oluşu. Tamamen bir Battle Royale sistemine odaklandırılmış, entegre edilmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli bir oyun. PUBG ve Fortnite'ın yanında adeta çığ gibi büyüyen bir yapım haline geldi. Hatta şu anda Twitch'te, YouTube üzerinden, diğer sosyal mecralarda da bayağı bir konusu dönüyor. Yani PUBG'yi ve Fortnite'ı geçeceği ihtimalleri bile konuşuluyor. Sizlerle beraber ben burada oyun canavarı ROG Strix 2 ile beraber Apex Legends'ı denemek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz gelin yavaş yavaş Apex Legends'a bir geçelim. Bakalım oyunda bizlere nasıl bir performans sağlayacak bilgisayar, ne kadar sağlam, ne kadar iyi, ne kadar iyi bir performans veriyor bizlere. Hep beraber görelim bakalım o bilgisayar bizlere oyun konusunda ne kadar sağlam bir deneyim sunacak. Evet arkadaşlar, şimdi Apex Legends'a girişimi yapıyorum. Evet, Respawn Entertainment tarafından geliştirildiğini sizlere söylemiştik. Sağ üst tarafta ise frame rate değerlerini size aktaracağım. Şu anda 30 frame rate değerlerinde. Bu arada oyunun ayarları full. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Grafik ayarlarını en üst seviyeye çekmiş durumdayım şu anda. Ben direkt ready deyip oyuna giriş yapacağım. Bu arada ben konsol oyuncusu olduğum için bilgisayarlarla aram pek iyi değil. Yani oyunlar konusunda aram pek iyi değil. O yüzden şimdiden belirteyim. Kötü oynarsam affola arkadaşlar. Beni burada vuracak olan arkadaşları bir de konsol tarafında görmek isteriz tabii ki. Yani o konuda iddialı olduğumu şimdiden belirtiyorum. Bu arada yeni bir harita yok. Hep aynı harita üzerinde oyunumuzu oynuyoruz. Büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde Respawn Entertainment yeni haritalarda oyunu ekleyecektir diye düşünüyorum. Oyunda toplamda 8 tane karakter var. Üçlü grup oluyorsunuz ve 60 kişiye karşı savaş veriyorsunuz. Amacımız ise bunda ayakta kalan son ekip, son kişi olmak arkadaşlar. Ben seçeceğim. Wraith seçeyim ben. Evet, bayağı bir cool ablamıza benziyor kendileri. Haritaya bir bakalım. Şuradayız biz. Şuraya inelim. Bakalım ne kadar iyi oynayabileceğim bilgisayarda. Ama şimdiden söyleyeyim, o kadar iddialı değilim. Uçuyorum. Uçtum. Takımımızla beraber şu anda haritada seçtiğim noktaya doğru uçuyoruz. Şunun üstüne konulabiliyor mu acaba? Konuyordur ya. Ama neyse. Ops, 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 ops. Ops. Ölmedik. Ölmedik, iyiyiz. Direkt. Bir tane tekli buldum. Güzel. Gerçi bununla kimseyi öldüremeyiz ama olsun. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada bir şey var mı? Bu arada grubumdan ayrıldım. Büyük ihtimalle avlayacaklar beni. Olsun, tehlikeyi göze alıyoruz.
Haritanın şurasında yeşil bir nokta var. Oraya gitmeye çalışıyorum açıkçası. Silah sesleri geliyor. Gerçi evet, buraya gidecekmişiz. Buradan düşünce ölüyor muyuz? Ölmüyoruz. Şuraya gideyim. Bir bakalım. Ha. Ay, kendi yerimi belli ettim. Kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Ya sen kimsin arkadaş? Ne istiyorsun benden ya? Adam kendine kalkan yapmış resmen. Öldüm haliyle. Çok da güzel bir execution yaptı bize. Gerçi bu saatten sonra kimse beni kaldırmaz. Büyük ihtimalle 80 saniye var ama. Güzel. Takım arkadaşımızı izliyoruz sanırım. Şöyle. Baya onlar güzel silahlar almışlar. Recover diyor. Kurtarabilecek herhalde, bilmiyorum ama. Zehirli bir gaz attı oraya. Allah helal olsun. Helal olsun. Adamlar bayağı. Kaç kişiler, nereye girmişim ben? Oha yani ya. Ha. Ölecek arkadaş. Öldürdü. Öldüremedi. Bir beni kaldırmadılar. Birbirlerini kaldırdılar, bir beni kaldırmadılar. Ölünce çıkacağım arkadaşlar. Gerçi respawn tam out diyor. Evet, öldüm büyük ihtimalle ben. Aynen ölmüşüm. O zaman ana menüye geri dönüyorum. Genel olaraktan oyun böyle. Yani bayağı delice oynuyorlar. Ben birazcık klavye mouse kombinasyonunu pek beceremediğim için, daha çok doğal şoklarla oyunlar oynadığım için biraz da garipsiyorum. Hani eli pek alışık değil ama daha iyi oynayan varsa, konsolda kendine güvenen varsa tabii ki de konsola bekleriz. Bayağı eğlenceli maçlar ortaya çıkabilir. Apex Legends'ın geleceği var gibi duruyor. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar, genel olaraktan Apex Legends deneyimlerim bu yönde. Biraz öldük ama olsun. Genel olaraktan bilgisayarı beğendim. Ek olaraktan ses sistemi de bayağı iyi. Ses konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bayağı kaliteli bir şekilde ses çıkışı da veren bir bilgisayar var karşımızda. Aynı şekilde ısınma sorunu da yaşamadık. Bu arada oyuna girerken şarjımız %100'dü. Şu an hemen bir bakayım yüzde kaça inmiş. %70'e inmiş arkadaşlar. %30'luk bir değer kaybı yaşamış. Bilgisayarın pil ömründen birazcık bahsedeyim. Bilgisayar 3,5 saate kadar sizlere kullanım ömrü sunuyor. Bir oyuncu bilgisayar olaraktan aslında ben biraz zayıf buldum bu yönünü. Ama yine de 3,5 saat boyunca iyi bir kullanım deneyimi de sunuyor kesinlikle Asus ROG Strix Car 2 bizlere. En önemli konuya gelecek olursak fiyatı. Bu bilgisayarın değeri ne kadar? Bu versiyonu, bu modeli için söylemek gerekirse, yani RTX 2060 ekran kartının içerisinde bulunduğu modeli 13.000 liradan başlıyor arkadaşlar.
13.000 TL ve üzeri fiyatlandırmalardan Asus ROG Strix Scar 2'ye sahip olabilirsiniz. Tabii ki de 2070 ve 2080 modelleri de Türkiye pazarına gelince bu fiyatlar daha da artacaktır. Fakat en uygun modeli şu anda bu. Yani RTX 2060'ın içerisine entegre edildiği modeli için söyleyeceğim değer bu yönde. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir başka incelemede, bir başka videoda görüşmek üzere. O zaman şimdilik hoşça kalın.